Cihad Dersleri Yazan Profesör Doktor Mustafa Ağırman Dar günlerin adamı Hazreti Osman Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın peygamber olarak gönderildiği sırada Arap Yarımadası'nın Hicaz bölgesinin Mekke, Taif ve Medine'den ibaret üç büyük şehri vardı. Bölgenin liman şehri olan Cidde, sonradan kurulmuştur. Bu şehirlerden Mekke'nin ziraata elverişli toprakları yoktu. Kabe ve Zemzem kuyusunun çevresi taşlık ve kayalık bir araziydi. Yakındaki dağlar da böyleydi. Mekke'ye uzak yerlerde otlaklar vardı. Mekkelilerin hayvanları oralarda otlardı. Mekke ve çevresinde ağaç, tarla, bağ, bahçe yoktu. O zaman da yoktu. Şimdi de yok. Hicaz bölgesinin ikinci şehri olan Taif, Mekke'ye 80 kilometre uzaklıktadır. Mekke'nin rakımı 360 metre, Taif'in rakımı ise 1700 metredir. Görüldüğü gibi Taif yüksek bir yayladır. Arazi bakımından Mekke'ye hiç benzemez. Tarlaları, çayırları, bağ ve bahçeleri vardır. Hayvancılık ve ziraatın merkezidir. O zamanki Mekkelilerin her birinin özellikle zenginlerin Taif'te yazlıkları ve üzüm bağları vardı. Hicaz bölgesinin üçüncü şehri olan Medine'de Taif gibi hayvancılık ve ziraat merkezidir. Özellikle de hurma ambarıdır. Mekke'ye 450 kilometre uzaklıkta olan Medine'nin rakımı 619 metredir. Medine, hurma bahçelerinin alabildiğine geniş olduğu, 40-50 metre derinlikten bol ve temiz suların çıktığı bir şehirdir havası hoş, suyu boldur. Bu üç şehrin sakinleri de şöyledir. Mekke'de Kureyş kabilesi, Taif'te Sakif kabilesi, Medine'de de Arap kabilelerinden Evs ve Hazrec, Yahudi kabilelerinden de Kaynuka oğulları, Nadir oğulları ve Kurayza oğulları oturmaktadır. Her biri birer Arap kabilesi olan Kureyş, Sakif, Evs ve Hazrec müşrikti. Yahudi kabileleri de Musevi'diler. Bu üç şehirden Mekke, ticaret merkezi, Taif ile Medine'de hayvancılık ve ziraat merkeziydi. Mekkeliler hayvancılık ve ziraata elverişli arazilerden mahrum olma durumlarını, kafalarını çalıştırarak avantaja çevirmiş ve ticarete başlamışlardı. Mekke'de ticaret olgusu şehrin kuruluşuyla yaşıttır. Mekkelilerin her biri iyi bir tüccardır Kur'an-ı Kerim'in Kureyş suresinden öğrendiğimize göre ticaret için kışın Yemen'e yazın da Suriye'ye giderlerdi Yemen'den aldıklarını Hicaz ve Suriye'de satarlar Suriye'den aldıklarını da Hicaz ve Yemen'de satarlardı Yani ithalat ve ihracat işiyle uğraşırlardı Bu yüzden de zengindiler Her biri para babasıydı Zengin olan Mekkelilerin her birinin ticaret işinde çalıştırdıkları işçileri, köleler ve cariyeler vardı. Bu yüzden Mekke'de karışık ve mozaik bir insan yapısı vardı. Dini ve ticari bir merkez olan Mekke'ye her yerden insan akını vardı. Arap Yarımadası'nın değişik bölgelerinden, hemen hemen her kabileden, Habeşistan'dan, Suriye'den, Fars ve Bizans'tan insanlar vardı. Ama Taif ve Medine böyle değildi. Oralarda yerli halk yaşardı. Mekke'de herkes ticaret yapardı ama bazı aileler ve bazı kişiler bu işi daha güzel yaparlardı. Hazreti Osman'ın babası Affan da ticareti güzel yapanlardan biriydi. Kureyş kabilesinin Ümeyye oğulları koluna mensup olan Affan, ticaretle uğraşan zengin bir kimseydi. Ticaret için çıktığı bir seyahat esnasında Şam'da öldü. Ondan oğlu Osman'a büyük bir servet, büyük bir zenginlik kaldı. Osman da baba mesleği olan ticareti devam ettirdi. İyi para kazandı ve elindeki imkanlarla daima halkına yardım ve iyiliklerde bulundu. Bu sebepten dolayı halkı onu sever ve kendisine saygı gösterirlerdi. Müslüman olduktan sonra da ticaretini devam ettirdi. Mekke'den Medine'ye hicret ettiklerinde Medine'nin ticareti Yahudilerin elindeydi. Medine'ye yerleşen Mekkeli muhacirler kısa zamanda Medine'nin ticaret hayatına hakim oldular. Medine'nin ticaretini ellerine geçiren Müslüman muhacirler kısa zamanda Medine'nin de en zenginleri oldular. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Osman ve Hazreti Abdurrahman gibi zengin muhacirler kazançlarını İslam uğruna ve Müslümanların lehine harcadılar. Hazreti Osman... Medine'ye hicret ettikten sonra Rume kuyusunu satın alıp Müslümanların hizmetine sundu. Çeşitli gazalarda ve özellikle Tebük seferinde İslam ordusuna çok yardımlarda ve bağışlarda bulundu. Hazreti Ebu Bekir'in devlet başkanlığı zamanındaki kıtlık senesinde insanların imdadına yine Hazreti Osman yetişti. Hazreti Ebu Bekir'in hilafeti zamanında bir kıtlık yaşanmıştı. İnsanlar halifeye başvurarak, ey Allah'ın elçisinin halifesi. Ne yağmur yağıyor, ne toprak yeşeriyor, insanlar açlıktan ölme korkusu içindedirler. Bu konuda ne düşünüyorsun? Demişlerdi. Halife Hazreti Ebu Bekir de, gidin, biraz bekleyin. Ümit ediyorum ki Allah Teala size bir kapı açacaktır. Dedi. Bir yandan vatandaşlarını teselli etmeye çalışmış, diğer yandan da hummalı bir arayış içine girmişti. O gün akşama doğru Hazreti Osman'a ait bir ticaret kervanının Şam'dan gelmekte olduğu ve ertesi sabah kervanın Medine'ye ulaşacağı haberi geldi. İnsanlar sevinç içindeydi. Kervan şehre yaklaşınca herkes seyre çıktı. Hazreti Osman'ın Medine'ye yaklaşan ticaret kervanı bin yüklü deveden oluşuyordu. Develerin yükleri buğday, zeytinyağı ve kuru üzümdü. Develer Hazreti Osman'a ait alana alınıp yükleri indirilince şehir esnafı gelip karşısına toplandılar. Hazreti Osman onlara evet ne istiyorsunuz diye sorunca esnaf ne için geldiğimizi biliyorsun. Şu malını çabucak bize sat da gidelim. Bak halkımız aç ve perişan. Bu malı bekliyorlar dediler. Bunun üzerine Hazreti Osman peki hay hay ama söyleyin bakalım. Bana ne kadar kar bırakacaksınız? Diye sorunca ölçek başına bir veya iki dirhem veririz. Dediler. Hazreti Osman bundan daha fazlasını veren oldu. Diye itiraz edince peki dört dirhem verelim. Diyerek pazarlığa devam ettiler. Fakat Hazreti Osman bu kez de yine bundan daha fazlasını verdiler. Dedi. Esnaf bu sıkı pazarlık karşısında peki beş dirhem verelim. Yetmez mi? deyince Hazreti Osman hayır daha fazlasını verdiler diye diretti. Bu durumu hayretle karşılayan esnaf şöyle dediler. Ey Osman Medine'de bizden başka esnaf yok. Bizden önce de buraya başka birileri de gelmediğine göre sana bundan daha fazla kar veren kim olabilir diyerek hayretlerini ifade ettiler. Bunun üzerine Hazreti Osman tarihe mal olacak şu sözü söyledi. Yüce Allah, her dirheme karşılık bana on mislini vaat etmiştir. Siz bu kadarını verebilir misiniz? diye sorunca esnaf elbette hayır dediler. Dünyadayken cennetle müjdelenmiş on kişiden biri olan Hazreti Osman içinden müthiş bir karar vermişti. İşte şimdi bu kararını açıklıyordu. Medine'nin toptancı esnafına şöyle hitap etti. Bakınız, Yüce Allah şahidimdir. Bu kervanın yükünün tamamını sırf Allah rızası için perişan durumdaki insanlara ve Müslümanların yoksullarına sadak olarak dağıtmaya niyet etmiş bulunuyorum. Diyerek niyetini gerçekleştirdi ve dediğini yaptı. İçinde yaşadığımız dünyada Hazreti Osman gibi zengin Müslümanlara ne kadar da çok ihtiyacımız var değil mi? Özellikle de bu dar ve sıkıntılı günlerde değil mi? dünyanın değişik yerlerindeki zor durumda olan Müslümanlara bu mübarek Ramazan ayında yardım elini uzatacak. Hazreti Osman gibi Müslümanları arıyor gözlerimiz. Filistin'de, Gazze'de, Çeçenistan'da, Bosna'da, Afganistan'da, Afrika'da ve Asya'daki yoksul, mazlum, mağdur ve mustazaf Müslümanlara yardım edecek Müslümanlara. Ne de çok ihtiyacı var bu ümmetin. Ya Rab, Ramazan ayı hürmetine bu dar günlerde yoksullarımıza sabır, zenginlerimize de anlayış lütfeyle